annem anlat. Annem fasulyeyi YouTube'da öyle dövüyordu pokucudan. Ben de topladım. Şöyle fasulyeleri bir göster Ayhan. Gel. Bu topladığım fasulyeler. Şu da şurayı göster Ayhan. Bu da toplayacaklarım. Bakın değerli takipçilerim. Anneciğim. Efendim anneciğim. Ha, İbrahim'im de daha orada, biz onu da göster. Ben de toplarım. Oğlum da topladı, annem de topluyor. İbrahim de topluyor. Orada da bak fasulyeyi atıyorlar motoruna, patatesine. Ayhan'ım bu böyle pişirdi. Annem çok pişirmiş herhalde. Ayhan, annem için bir göster. Gel iki daha bir pişirim anca. Annemle ben pek iddiaya girerim. Burayı motor ezmiş, kararmış fasulye anne. Anne, ben iddiaya girerim. Annem senden önde anne. Annem ne? Benden önde gidiyor. Bak, annem getirdi. Ne ya? Annem önde. Ben önde gitmeyeyim. Bu da benim topladığım. Ayhan. Ne? Bu fasulye tamamını göster. Kartuzdan çıkmış hali bu şekilde. Koyunlara veriliyor, satılıyor. Gerisi kaç liraydı anne? Getirsene. Köy hayatı böyle. Buraya taşındık. Ora motor ezmiş değerli takipçilerimiz. Buraya geldik.
Ne kadar çok değerli takipçilerim, canlarım. Keşke yakın olsa da sizler de toplasanız valla. Hem terapi gibi eliniz toprağa değiyor. Hem de tek tek toplamak çok güzel bir zevk. Kışın en çok yemek yaptığımız ak fasulye. Ben çok severim beyaz fasulyeyi. Yanına bir kuru soğan, oh misler gibi. Allah herkesin sofrasından eksik etmesin inşallah, kurban olduğum Allah. Gerçekten emek vermeyince yemek olmuyor. Her konu böyle. Her işler çok zor. Şöyle göstereyim. Fasulyeler paket paket mağazalara gidiyor ama bu zorluklarla, bu aşamalarla öyle giriyor pakete değerli canlar. Kaç kişi emek veriyor görüyorsunuz. Kimi fiskiyeler topluyor, kimi içini temizliyor. Ayhan erindi oturuyor. Anacığım yine her zamanki gibi hayat mücadelesiyle elmastan çok toplayayım diyor. İbrahim Efe kendine oyuncak bulmuş. Ne var içinde? Kahve. Fasulye, kuzum benim. Doldur, topla. Doldurmayacağım. Ben de bu kadar topladım değerli canlar. Biz buna kapçık dedik. Takla kapçığı topladığın zaman daha karlı oluyor. İçinden daha çok çıkıyor. Tek tek toplamadan daha iyi oluyor, öyle söyleyeyim. Ne yaptın anneciğim? Yoruldun mu aşkım? Boynum yandı. Ben de bunun içine gireceğim. Vay ciğerim benim. Boynum yanmış İbrahim ama anne, poşet daha şimdi çok yakar ama boynumu. Boynum değil. Koruyacağım kendimi. Ha, İçine girip yatacağım. Tamam. Hem toprak da işlemez. He. Dostlar biz dışarıdık. Yorulduk anamla. Oradan bir de kuyudan su doldurduk. Bundan şimdi çay demleyeceğim. Anam da yoruldu. Şimdi bunlar fasulyeyi bu şekilde desteriyorlar. Şöyle bir buradan çekim yapayım sizlere. Aslında yakından çekecektim. Belki bir şey falan söylerler diye çekindim. Görüyorsunuz ekmek parası için böyle çalışıyorlar çoluklarıyla, çocuklarıyla. Daha küçük küçük bebeler beşiklerde sallanıyor. Biz ta oradan geldik şimdi annemle yürüyerek. Şöyle göstereyim fasulyeleri. Şunlar gelir işte. Ha onu al anne de ben bir dürünüm. Acıktım. Öğlen yemeği yemedim ben. Canlar. Fasulyenin destesi bu şekilde. Sırayla yolmuşlar. Makinesi patuzu da geliyor. Önceden şeyinden atıyorlardı lan anne. Diğerinden. Gayrı diğerinden de kalkmış. Patuz kendi alıyor ağzına. Şöyle göstereyim. Babam gelin ağalı bura oldu. Yaylaya çıktılar. Artık koşlarımız, davarlarımız hep burada. Anne. Tamam dur anacığım. Koşlarımızı da kattık. Koş katımı başladı. Dün mü kattınız anne? Evesi gün mü? Ne topluyorsun anne? Biraz da pakete giriştim. Pahlayı bitirdim. Bakalım pakete. Allah'ım sen aç neyim kalk neyim anne? Bahane bir kızım, bahane bir bahane. Anne sana yorum yazmışlar zaten. Leyla teyzem 5 çocuğunu böyle büyütmüş. He böyle büyütmüş. Böyle doyurmuş. Vallahi fedakar anne diye. Çok iyi paket var. Gelin dışarıyalım. Vallahi bir bakın hele bir bakın. Değerli takipçilerimiz patatesi yazlık toplamışlar. Yazlık paket olduğundan düşürmemişler. Bu yazlık patates. He. İbrahim Efe kolay gelsin annem. Sağ ol. Patatesin bolluğu da burada. Pahlanın bolluğu da burada. Koy yerini, koy yerini belki. Evet. Koy yerini belki bazıları beğenmiyor olabilir, koy yeri diye küçümseyebilir ama gerçekten ne varsa köyümüzde var. Taşına toprağına kurban olum. Vallahi paketin hası. Hop, Leyla teyzeniz atıyor, hadi. Ne paketsiz kalırım, ne paklasız kalırım, ne paklasız, yatıya paklasıysız kalırım. Kemal'ım kuzumla Hasan bizi yıktı buraya. Burada başka yer, ağalım başka bir yeri. Şöyle sizlere de hafiften gezdirim. Değerli takipçilerim. Uzun uzun çekim yapmak istiyorum ama gerçekten şarjım az. Hep böyle bir talihsizlik oluyor. Bu telefon benim yüzümü güldürmüyor. İbrahim de şey dolduruyorum. Bir takutsuna. Evet. Valla biz ne yavrum biz takasız hiçbir şeysiz. Annem bir kuvayı doldurmuş maşallah. Onu da ben almam daha ufak diye. Çok olunca böyle olur. Eğer bulamazsak onları hep toplarız. Al annem al onlar ne olacak? Şunları al sen de. Anne. Anne.
Ben nerede toplayayım şimdi bir dakika? Bak uçukları da topluyorum, büyükleri de topluyorum. Şunlara bir göster anne. Şunlara göster, bak bak. Ördekka bak. Ördek. Bak bak. Annem çok bulunca öyle oluyor değerli izleyicilerimiz. Şuradaki görünenler hep patates. Hepsi buraya düşürelim, burayı hep düşürelim. İbrahim'e düşürecek. Gösterin basın gösterin. Eğer bu kışlık patates olsaydı zaten bunlar da hiç koymazdan topluyorlardı patatesçiler. Kışçılar. Ama yazlık olduğundan ötüyen bizim köylüler bir motor götürmüşler mamlar gitsin diye. Düşürmemişler böyle. Evet, koyunlarına ineklerine yiyirler. Getirelim basın şeyimizi. Burada kuruyacağına. İbrahim Efe koş annem, getir torbamızı. Koyayım. Daha sağ orada bak. Hem pahla toplayalım hem bakalım diyor oradaki amca. Anne. Onlar da hey, onlar da fasulye toplayacakmış. Anne. Yerde bir tane şey bulduk topa şurada. Bizim miydi bu? Evet annem bizim. Getir. Aç annenin döksün. Anne İbrahim'in patatesine baksana, küçüğünü götürmesin. Kuzum nasıl dişirmiş kuzumda. Anne aç bak, o bizim mi anne? Annemin mi? Bak bak, daha şeyle düşünür. Görüyor musun anne? Allah. Daha şeylik düşünüyor var ya. Annenin de bize topla oraya kuzu. Biz de dişiriyelim. Öyle şeylik düşünme anne. O, öyle şeylik düşünmüyorum. Bu annenin mi bizim mi diyeyim? Yardım diyeyim. Küçüklerini de almışsın la. İp buldular. Dur. Ne bu bak ya. He, onlar ne yapacak annem? Küçükleri alma. Onlar ne yani? Pek yumurta gibi almışsın. Şunlara bak bakalım. Tamam anne. Arkadaşlar, annem patatesin yanında da fasulye topluyordu. 4 telis paket dişirdik. 4 torbada patateslerimizi oraya biriktirdik. Şimdi yorulduk, oturuyor. Ben yoruldum vallahi, annemi bilmiyorum. Ben de iyice pahla dişirim diye var dedim, fasulye dişirim diye. Adam da yükselenle konuşuyormuş, bana Allah'ını verdi, dişirme dedi. Sana bir şeylik pahla, bir böyle pahlamı doldurdu. Gösterin anne. Doldurdu bir de motorundan. Allah bin kere razı olsun. Arkadaşlar orada bir sürü kişi fasulye topluyormuş. Onlara vermemiş. Annem kenardan topluyormuş. Anneme demiş ki sen toplama teyzem, ben sana vereceğim demiş. Yorulma sen demiş. Anama fasulyeyi vermiş. Bir kova neredeyse vallahi bir buçuk şinik var. İllerde iyi dolu. Yine söylüyorum yine. Allah razı olsun. Allah ne muratlar varsa versin. Anamın yüzüne bakmışlar. Sen dişirme teyzem demişler. Leyla teyzenizin görmüşler masumiyetini. Vallahi. Annem hiçbir zaman helaline haram katmamıştır. Hep böyle kenardan kıyıdan bir şeyler. Adamlar ortasına girince adam demiş ben dişireceğim yeri dişiriyorlar demiş. Ben kaldım orada yani, giremedim. Saygısızlık yapmadım. Kenardan toplamış annem. Kenardan topluyordum. Sen hiç toplamadan dedi, al kuyuluyanı git dedi bana. Canım anam benim. Allah'a. Annemin kalbi temiz gerçekten değerli izleyicilerim. İçinde fesatlık yok. Bu videoda nasıl görünüyorsa gerçek hayatta da öyledir. Gerçekten yapmacık değildir. Yok. İnsanlara karşı hiç kötülük düşünmez. Düşünsem de acırım. Kötülük yapanlar da kendine yapar inşallah. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Anacığımla kapatalım bugün de. Bayağı güzel bir günümüz geçti yine her vallahi zamanki gibi. İki şinik pahla dişirdim. Biri elmasımı biri bana. 4 telizde paket dişirdik. Bir kuyulukta paket sürdüler, Allah razı olsun. Fasulyedir, fasulye. Fasulye. Afiyet olsun bize. Allah ağzına yedirsin. Yüksel'e diyorum aman sen götürmesen de ben yazılara gelirim diyorum Allah'a. Annem yaylayı çok seviyorum. Yayla burası ben arkadaşlar. Yolmalara, çapalara çok geldim de. Biz şu an yayladayız. He yayla. Tarlalarda, kıraklarda da yerdeyiz. Bir saatler bayağı koymuş. Çok güzel ama buralar. Temiz hava, o kadar güzel fasulyeler, esiyor ki rüzgar. Her şey var. Kalk da göster. Çekenleri göster, bak pişirenleri. Tavarımızı göster burada. Koyunlarımızı yaylaya getirdik. İkindin güneşi neredeyse batmak üzere. Hasan günü bekliyor. Eşeğimiz, koyunlarımız, davarlarımız. Babam da burada. Yüksel babam orada. Güneşin tam altında. Annem, nadar annem isterseniz de bir torba şey versinler fasulye. Kıyamaz vallahi, yine toplar. Duramaz benim anacığım. Annesi bunu iş için doğurmuş. Bu da bizi iş için doğurmuş. Biz anamız gibi yine değilik. Anamız bizden cesur. Pek cesur. İzmir'e gideceğim daha. Kızlarımı etmeye edeceğim hep. Bulunacağım yani.
İbrahim Efe de kendini arkadaş buldu. İkra'ymış. İkra, İbrahim. İkra. Hadi bir bay bay yapın da kapanışı yapalım. İbrahim. Hadi İkra'yla bir bay bay yapın. Allah'ım. Kemal'ım kuzum. Uyumuşlar Hasan. Vallahi uyumuş. Bunun adı ne şunun adı? Karavan. Karavan da geldi. Karavan da geldi arkadaşlar, çobanımızın karavanı.